Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Siz aziz ve muhterem din kardeşlerimizden bizga kelayotgan savollardan nihoyatda xursandmiz. Ularga qo'ldan kelganicha javob berishni harakatida bo'lib turibmiz. Lekin ba'zi bir ko'pchilikka manfaati kengroq bo'ladigan savollar va ularning javoblarini tasvirga olib, suratli qilib chiqarishni yo'lga qo'yganimizdan ham xursandmiz. Biz internetdagi savol-javob bo'limimizga kelayotgan savollarni taqdirlash ma'nosida, savol beruvchilarni qiziqtirish ma'nosida oyning eng yaxshi savoli degan rukun ham qildik. Bir oy davomida kelgan savollardan hay'at eng ta'sirlisi, yaxshisi qaysi savol deganini javob berib, o'sha savolni e'lon qilib qo'yishga ham kelishib oldik. Ana shu demak, unvonga birinchi bo'lib sazovor bo'lgan savol ushbu suhbatimizni mavzusi bo'ladi. Bu savol deb aytayotgan maktubimiz savoldan ko'ra ko'proq xabar ma'nosi bor, lekin baribir savollar rukunida kelgan va o'sha xabarni oxiri savol bilan tugaydi. Bu xatni muallifi o'zlari tabib ekanlar. Ruhiy kasalliklar, asabiy kasalliklar bo'yicha mutaxassis ekanlar. Shifoxonada ishlar ekanlar. Yozgan maktublarini boshida shuni aytganlar. Bu kishini aytishlaricha ular ishlab turgan shifoxonada kishilarni bosh miya faoliyatini yaxshilash, shu a'zoga yetgan ba'zi bir dardlarni, bemorliklarni davolash ma'nosida yangi texnik yutuqlar ishga solinib, maxsus jihozlar sotib olinib, ana shu orqali kishilarni davolash uchun hozir harakatlar ketayotgan ekan. Yangi jihozlarni bizi tabiblarimizga o'rgatish, uni ishlatishni yo'lga qo'yish uchun chet eldan mutaxassislar ham kelgan ekan. Bu yangi kashfiyot, yangi jihoz, davolashni yangi uslubini tushuntirish uchun aytiladiki, mazkur jihozlar insonning miyasini, faoliyatini o'rganar ekan. Har bir insonni miyasidan bio to'lqin chiqib turar ekan. Ana shu to'lqinlar 4 qismdan iborat ekan. Alfa, beta va yana 2 nomli to'lqin. Bular 4 xil darajadagi bo'lib, eng yuqori va yaxshisi alfa to'lqini bo'lar ekan. Ana o'sha insonni miyasini faoliyatidagi eng yaxshi ishlab turgan to'lqin hisoblanar ekan. 8 va 13 daraja o'rtasida bo'ladi deb aytibdi xat muallifleri, maktub muallifleri. Ana o'sha to'lqinlarni o'rgangandan keyin insonda qaysi to'lqin qay darajadagini bilib olib, raqamli texnologiya orqali o'sha to'lqinni jihozga yozilar ekan. Uni ovozga aylantirilar ekan va ovozni yaxshisini bemorni o'ziga o'zining miyasidagi to'lqinni ovozini eshittirish bilan davolash yo'lga qo'yilar ekan. Mana shu ma'noda nazariy bilimlarni berib, hamma narsani tayyorlab bo'lgandan keyin chet eldik mutaxassis endi o'sha narsani shaxslarda tajriba qilib ko'rsatishga o'tibdi-da, maktub muallifi bo'lmuş muhtaram tabib birodarimizni
cihazına salıp miyyelerindeki tolkullarını yazıp alıptılar. Yazıp alganından keyin çetelli mutakassis bu kişiye karar siz namaz okuyorsunuz mu? Dedi. Avval tanımagan, bilmagan ibadet ya da başka narsasını soruşturgan adam, bilmagan adam bir derege herege cihazlı yazıvagan miyyelerin faaliyetiyle karaktırıp şu gapını aytibdi. Ha, ne meyildi dese, hazır sizi müzeyizden cihazga yazırgan yazıvlar iman etikadlik, ibadetlik adamının miyyesi ekenliğini korsatıp durupdi. Bu oşu alfa baskısıdaki en güzel ve yakşı sağlam miyyeni egesi ekenliğinizin dalalatını kılıyordu. Degen yapını aytibdi. Bundan keyin başka bir adamını utkazıbdi. O adamını maktub egesi kimliğini bilerekken ibadetten, iman, etikaddan, irab, bazı maskuluncu nesnelerini toprak içişi bilen, maşhur bulan adam eken, onu künyem yazıp durup, kuddu oşu geblerini aytibdi. Bu adamın niyyesi en pas derecede, 4. derecede işleyipdi. Bunu palan nuksalları barakken, deyip aytken. Şundan maktub egesi hulasa çıkarıp aytibdi ki, iman, itikad, takva, ibadetini, insanın sağlığına katta faydası varlığına. Yani miyyenin faaliyetini hem yaxşı, ali derecede üçləb duruşka hizmet kılışını, dəlilini, bana bizi dinimizde bulmaqa mutakassız, özlerden, özler okuyan, demek cihazlar bilen bizge aytib berdi. Bu, biz mumun musulmanlarını iman, etiqatka, takva, ibadetka çarlaydıgan bir işeken, bunga katta e'tibor berishimiz kerak ekan degan gaplarni yozib, mana shu haqida sizni mulohazangizni bilishni istardik degan savolni beradi. Ya'ni mulohazangiz nima deysiz bunga? Javob shu: albatta bu juda go'zal ish, nihoyatda yaxshi ish, lekin bilib qo'yishimiz kerakki, faqat miya faoliyatida yaqinda chiqqan jihoz emas, balki insonning vujudini hamma tarafida, hamma faoliyatida din diyonatni, ibodatni, taqvoni, halol poklikni manfaati nihoyatda katta. Sog' bo'lay degan odam dindor bo'lishi kerak. Miyam yaxshi ishlasin degan odam dindor, iymon e'tiqodli, ibodatli bo'lishi kerak. Jismim sog' bo'lsin, o'zim kuchli bo'lay. Azalarının her biri yaxşı faaliyette bolsun desə, ana İslam dinide bolışı, iman itikadda bolışı, takva ibadette bolışı gerek. Çünkü bizi dinimiz insanın sağlığını muhafaza kılışını özünün baş maksatlarından bir maksat kılıp algan. İnsan sağlığına hizmet kılıverdiğen belki narsanı insanını özü hayatına tatbik kılışını buyurgan. Ve insan sağlığına zarar yetkazadigan barcha narsalarni haram kılıp, onlarını man kılgan. Ben yine cevapta ettim ki, elbette siz ruhi kasallikler mutakassis olup, bana şu mülahazalarını kılıp siz juda yaxshi, lekin arzu, umut kılar edik ki, barcha ilimlerge bağlı kişilerimiz, öz ilimleri sahaları da, hatta şu siz itibar bergendek itibarını verseler de, ular ham o sahaları boyunca dinimiz talimatlarını, faydaları, güzelliklerini düşünüp yetseler de, ve sizge okşar, hamma din kardeşlerine aytib verseler, bayan kılıp verseler, nihayette yaxşı bolar de, degen cevabını, arzu, istekini aytdik. Yine fırsatını ganimet bilip, takipte aytamiz kim, bana şu sahada, türlü mutakassisliklerde, ilim marifetini türlü türlerde faaliyet gösterirken alımlarımız, ilmi izlenici kişilerimiz, o sahalarda bana şimdi okşagan malumatlar bolsa, kesbiyatlar bolsa, yakşı hoş haberler bolsa, bana bizi sahifemizde, internet saytimizga yazsınlar, haber versinlar,
suratlarını, çizmelerini yubarsınlar, makaleler kılsınlar. Hemimiz için inşallah bu nesiller faydalı olur, menfaatli olur, hayır, berekatli olur.